şöyle sorabilir miyim? Yani orada mesela çiftlik vardı dedelerin falan. Buraya geldiğinizde oradaki kadar mal alma şansı oldu mu? Aile burada mesela diyelim ki hani istediğini alamadığı konusunda şikayetlerde bulunmuş mu? İstediğini alamaz. Elinden alınmış, gasp edilmiş mal, canlarını zor kurtarmışlar. Orası için demiyorum. Şimdi hani burada şu ama var. Ama kime söyleyecek? İşte komisyona. Komisyona ellerinde tapular varsa falan. Can havliyle gece giyinmeden geldikleri için terk etmişler. Makilerden yürürmüşler. Annemi halası böyle kucağına almış, yürümemiş bebekken. Yıl 1897 Türk-Yunan Savaşı'nda ve teyzemin doğumu da 1897. Bebek daha annesinin yanında ayırmışlar. Yani sonradan da telafi falan durumları mümkün olmamış. Mümkün değil. Hı hı. Cahil insanlar. Girit'te yönetim Rumların, benim malımı bastılar da aldılar da ben şu kadar mala kim okur kim dinler? Yani ben söylüyorum. Tabii ki. Cahillik de var. Hak arama yeri yok. Yok. Veya bilinmiyor. Kime arayacaksın? Can hali olduğu için haliyle. Rum malını alıyor. Rum, aferin senin malını almışlar öyle mi? Bakarız hadi git oğlum demişlerdir. Veya iyi olmuş git diye kovalamışlar. Yönetim Rumların elinde. Osmanlı ordusu olduğu halde yönetim Yunanlıların elinde. Peki getirebildikleri hatıra olarak neler var? Ev eşyası. Gelmişler? Ev eşyası yatağıyla gelmiş. Göstereyim size. Annemin bir ceviz sandığı var. Hı-hı. Babası bir ceviz ağacından evlendiği zaman ona yaptırmış. Göstereyim. Bizim Anadolu'da gördüğüm ceviz sandıklarının iki misli büyüklüğünde. Eskisini hı-hı de gördüm ben. Bu sandık Antep'e gitmiş, Antep'ten de 34 senesinde gerisin geriye gelmiş. Ve o ölçülerde gezdiğim, gördüğüm yerlerde sandık görmedim. Ufak tipi, bundan kısa osu olan, dar olanı tenekelerle üstü bağlamış. Süslü hala var, şimdi şeyden yapıyorlar. Fındık tahtası nedir? Ondan şey yapıyorlar, iki ayak tahta falan, uydurukçu şeyler. Ceviz ağacından yapılmış, ağacından yapılmış anamın, ben boyadım onu, boyamakla hata ettim, boyacı duruyor evin içinde, sakladım. İşte ötüsünü getirmiş, leğenini getirmiş, birkaç para yani kumaş dokarken, şey yaparken biriktik paralarla gelmişler buraya. Peki geldikleri zaman nerede, cundanın neresine, hangi evi almışlar, verilmiş daha doğrusu ya da yerleşmişler? Eksaminiye çıkan aşağıda otobüs durağı var. Evet. Otobüs durağının kenarından yukarıya doğru iskan yerinin son sokağı var. Halim Ağa'nın evlerinin orada. Eksaminiye çeşmesine çıkan sokağı. Yol. Orada barınmışlar. Ondan sonra da sürgüne gidince burada iskan etmişler. Bir iki yerde Boğaz'da zeytinlik vermişler.